Bildiğiniz gibi Insight isimli uzay aracı 2018 yılında Mars'a iniş yaptı ve Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 4 yıl boyunca çalıştı. InSight uzay aracının amacı Mars'taki depremleri incelemek, Mars'ın yüzey altında neler olduğunu anlamaktı. Mars'ta bugüne kadar kayıt edilmiş en büyük deprem 4.7 büyüklüğünde. Bu deprem geçen yıl InSight uzay aracıyla kayıt edildi. Depremin bir meteor çarpması sonucu oluştuğu düşünüldü. Ancak Oxford Üniversitesi fizik bölümünden bir bilim insanının liderlik ettiği uluslararası bir ekip InSight verilerini inceledi ve geçenlerde bir makale yayınladı. Makalenin sonucu şu, Deprem gezegene düşen bir meteor nedeniyle oluşmuş olamaz. Bu büyüklükte bir depreme neden olabilecek bir meteor çarpması gezegen yüzeyinde arandı ancak gezegen yüzeyinde herhangi bir meteor kriterine rastlanmadı. Bu da demek oluyor ki Mars'taki 4.7 büyüklüğündeki depremin nedeni tektonik hareketler. Ancak Mars'ta tektonik bir faaliyet beklemiyoruz. En azından dünyada gördüğümüz şekilde tektonik bir faaliyet beklemiyoruz. O nedenle bilim insanları şu teori üzerinde duruyor. Mars'ın yüzey kabuğu milyarlarca yıldır soğuyor. Bazı yerlerde soğuma daha fazla, bazı yerlerde daha az. Bu nedenle yüzey geriliminden oluşabileceği düşünülüyor. Yani depremin ana kaynağı bir tektonik faaliyet değil, yüzeydeki gerilim farkları. Elbette asıl nedenin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Eğer bir gün Mars'ta yaşam kuracaksak Mars'ı çok iyi tanımamız gerekiyor. O nedenle Mars üzerine yapılan her çalışma çok değerli. 15 ile 30 kilometre arasında bir çapa sahip olduğu düşünülen bir asteroitin dünyaya yakın geçiş yapacağı hatta dünyaya çarpacağı söylentileri sosyal medyada dolaştı ve birçok insanda büyük bir gerilime neden oldu. Asıl adı 12P Pons Brooks olan bu asteroide şeytan asteroiti denmesinin nedeni ciddi bir püskürme sonucunda adeta boynuzlara benzeyen bir yapı göstermesi. Bana sorarsanız bu daha çok bir toyna benziyor. Bu asteroid 70 yıllık bir döneme sahip. Yani güneş etrafında 70 yılda bir tur atıyor. Bir asteroidin güneş etrafındaki yörünge dönemi 200 yıldan daha kısa ise bu kısa dönemli asteroid oluyor. Ancak asteroidin yörüngesine baktığınızda hiçbir zaman dünyanın yörüngesiyle çakışmayacak. Venüs ile dünya arasında bir yörüngeden geçiyor ancak yörünge eğimi çok fazla. Şekilde görüldüğü gibi. Yani gerilmeye gerek yok. Bu asteroidin dünyaya çarpması beklenmiyor. Bu yayını kayıt ettiğim 27 Ekim itibariyle asteroidin dünyadan uzaklığı yaklaşık olarak 450 milyon kilometre. Gelecek yıl çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olabilir. En azından dürbünle görülebileceği düşünülüyor. Bu cisimlerin yörüngelerini incelememiz çok önemli. Çünkü gerçekten bir gün gezegenimiz böyle devasa bir asteroid tarafından tehdit edilebilir. Eğer gerilim dolu birkaç istatistiksel bilgi vermemi isterseniz şöyle sayılar söz konusu. Bugüne kadar belirlenen yakın dünya cisimleri 34.000'e yaklaştı. Bunlardan birkaç bin tanesi 140 metre ve üzerinde yani tehlikeli asteroitler sınıfına giriyor. Bunların içerisinde yaklaşık bin tanesi ise 1 kilometreden daha büyük. Bunlara yakın Dünya cisimleri denmesinin nedeni Dünya'ya birkaç on milyon kilometre kadar yaklaşabiliyor olmaları, yani Dünya Güneş mesafesinin üçte biri bir mesafe kadar Dünya'ya yaklaşabilirler. Elbette bu kozmik ölçekte burnumuzun dibinde sayılabilir, ancak merak etmeyin. Önümüzdeki yüz yıl boyunca gezegenimizi tehdit edecek derecede bir cismin gezegenimize çarpmasını beklemiyoruz. En azından şimdilik veriler bunu söylüyor. Yarın ne olur bilinmez. <laughs> Evet size uzaydaki gelişmeleri kısaca anlattığım bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Gözünüz yukarıda olsun. Her an bir sürpriz olabilir.